Araf suresi 94, şeytana Allah'a sığınırım. Biz hangi kente bir elçi gönderdik isek, yani bir Mehdi gönderdiksek, ora halkını yalvarıp yakarsınlar diye darlık ve sıkıntıya uğratmışızdır. Araf 95, şeytana Allah'a sığınırım. Sonra kötülüğün yerine iyilik koyduk. Öyle ki çoğalıp babalarımız da darla uğrayıp bolluğa kavuşmuşlardı dediler. Yani onlarda da böyle ekonomik krizler olurmuş geçmiş zamanda. Her zaman olur derler. Bu yüzden onları ansızın yakaladık diyor Allah. Araf 96. Eğer kentlerin halkı inanmış ve bize karşı gelmekten sakınmış olsalardı, onlara göğün ve yerin bolluklarını verirdik. Bak, eğer kentlerin, yani büyük kentlerin halkı inanmış ve bize karşı gelmekten sakınmış olsalardı, dünyadaki kentler, onlara göğün ve yerin bolluklarını verirdik ama yalanladılar. Bu yüzden onları yaptıklarına karşılık yakaladık diyor Allah. İnşallah. Araf 97, şeytanın Allah'a sığınırım. Kentlerin halkı geceleri uyurlarken azabımızın kendilerine gelmesinden güvende miydiler diyor Allah. Nereden biliyorlar diyor azabımın gelmeyeceğini diyor. Yani mealen. Araf 99. Onlar Allah'ın düzeninden güvende miydiler? Yani Allah'ın intikam almasından. Allah'ın düzeninden ancak mahvolacak millet güvende olur. Yani güvende olamaz diyor Allah. İnşallah. İnşallah. Helakın sebepleri Kur'an'da genellikle uyarıcıları yalanlamak, yani Mehdi'leri yalanlamak, başlarına gelen bela ve musibetlerden ders almamak, ona ehemmiyet vermemek, büyüklük taslamak ve zulüm. Bu dört nedenden helak meydana geliyor.